Hayırlı günler güzel kardeşlerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilik, sağlık, sıhhat versin. Hamdolsun bizler de iyiyiz güzel kardeşlerim. Şimdi elmalı rulo kekle karşınıza geldim. Şöyle burada ne var? Aslında 7-8 tane elma olması lazım. Ama bende 4 tane vardı. 4 elma, 1 su bardağı şeker koydum. 1 çay kaşığına yakında... 1-1,5 çay kaşığı kadar da tarçın ilave edeceğim. Bu arada yine çekmeyi unuttum. Hemen aklıma gelince al kaptığım gibi telefonu hemen açtım değerli kardeşlerim. Evime, yüreğime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bu arada. Şimdi elmalı rulo kek yapacağız. Gerçekten çok güzel oluyor. Ben birkaç kez yaptım. Bu akşama da yine misafirim gelecek. Onun için hemen şöyle alelacele bunu yapmak istedim. Baktım elmalarım var. Gerçi yeterli gelmedi ama olsun. Şimdi burada ben aslında 7-8 tane bol elmalı olursa daha güzel olur değerli kardeşlerim. Bende 4 elma vardı. 4 elmam, 4-5 tane elmam vardı. Onları rendeledim. İyiden iyiye suyunu çekene kadar çektirdim. Çok fazla da pişirmeye gerek yok. Çünkü fırın tepsisinin altına geleceği için gerek yok o kadar çok. 1 su bardağı şeker koydum. 1-1,5 su bardağı kadar. Klasik su bardağı kullanıyorum ben. Şimdi bunun biraz daha pişmesini bekliyorum. Suyunu çeksin. Daha sonra tarçınını ilave edeceğim ve kapatacağım. Soğumaya alacağım bunu değerli kardeşlerim. Bir tarafta elmalı harcım pişerken bir tarafta da kek harcını hazırlamaya başlamıştım. Dediğim gibi unuttuğum için tekrar hemen göstereyim dedim. Burada da bir su bardağı, klasik su bardağıyla şekerim var. 3 tane yumurtam var değerli kardeşlerim. Onları güzelce şöyle çırptım. Bir su bardağı süt koyacağım içerisine. 2 su bardağı kadar da un takviyesi yapacağım. Kabartma tozu, vanilya. İşlem tamam olacak bakalım. Evet değerli kardeşlerim. Şimdi çırpmış olduğum şekerle yumurtanın üzerine 1 su bardağı sütümü takviye ediyorum. Evet değerli kardeşlerim, sütümü ilave ettim. Şimdi 1 paket vanilya ilave ediyorum. Acele ediyorum, pişsin bir an önce, soğusun, rulo yapacağım çünkü. 1 paket de kabartma tozu ilave ediyorum. Unumu da takviye edeceğim, ondan sonra çırpacağım bakalım. Evet değerli kardeşlerim, bu böyle pişmeye devam ederken şimdi kapatacağım. Biraz sulu bırakıyorum ki keki ıslatsın istiyorum. Daha böyle yumuşak oluyor, o zaman daha güzel oluyor değerli kardeşlerim. Tam suyunu elmanın çektirmiyorum. Şimdi şuradan bir tarçın alabilirsem 10 numara bana. Şöyle 1 çay kaşığı tarçın koyuyorum içerisine. Biraz daha, şöyle çok az bir şey daha. Biraz da ceviz gezdireceğim. Ceviz isterseniz koyarsınız, istemezseniz koymazsınız. Ama ben biraz ilave edeceğim güzel kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim, şimdi biraz da şöyle ceviz ilavesi yapacağım. Bu kadar yeterli gelecektir. Evet. Bu da buna yeter. Altını kapattım bu arada. Bunu soğumaya alıyorum. Deneyin derim güzel kardeşlerim. Şimdi hamuruma devam edeceğim. Bunun altını kapattım. Bir taraftan soğusun istiyorum. Fırın tepsisine dökeceğim. Bunu böyle soğumaya alalım. Evet değerli kardeşlerim. Şimdi şöyle 2 su bardağı unumu da takviye ettim içerisine. Şimdi kapağını kapatalım. Bunu da güzelce mikserle çırpalım bakalım. Ben bunu böyle çırpmaya devam edeyim güzel kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim, şöyle kekim hazır, kek harcım hazır. Sadece bunun içerisine şey koymuyoruz, yağ koymuyoruz değerli kardeşlerim. O da benim işime yarıyor bu arada. İstediğim gibi yiyebiliyorum. Çok güzel oluyor. Şimdi ilk önce şöyle fırın tepsisine de yağ harcımı dökeceğim içerisine bakalım. Evet güzel kardeşlerim, bakın hep evet kelimesini çok kullanıyorum değerli kardeşlerim. Bu sizi rahatsız ederse kusura bakmayın, inan olsun. Şimdi bu çalışma hayatından geliyor. Sürekli
elemanlarla görüştüğümüz için onun için bazı kelimeleri çok sık kullanırım. O da çalışma hayatından geliyor değerli kardeşlerim. O da bir alışkanlık oluştu onun için. Kusura bakmayın diyorum. Şimdi şöyle bunu böyle dağıtmaya devam edelim. Çok güzel oldu değerli kardeşlerim. İyi de niye soğumaya alacağım ben bunu. Soğusun. Kek harcım da hazır. Sonra göndereceğiz. Fırını açacağım 180 dereceye falan. Sıcakken de rulo yapacağız. Aşama aşama gideceğiz bakalım. Hepsini göstereceğim size güzel kardeşlerim. Deneyin derim. Çürümeye yüz tutmuş elmalarınız varsa eğer deneyin derim. Şöyle orantılı dağıtmaya çalışıyorum. Hani bir tarafı çok kalın, bir tarafı çok ince olsun istemediğimden dolayı değerli kardeşlerim. Umarım orantıyı yakalamışımdır. Oldu bitti bile. Çekeyim istedim. Hani diğer türlü yemek tarifleri veren değerli kardeşlerim kadar olamasak da yapmaya çalışıyoruz velhasıl. Hani yaptıklarımızı sizlerle de paylaşmaya çalışıyorum açıkçası. Bilip bilmediğinizden değil aslında. Sürekli denediğimiz şeyleri tavsiye ediyoruz güzel kardeşlerim. Yapın, yapın, yaptırın. Çok maliyeti yüksek olmayan bir şey. Bütçeyi çok sarsmayacak. Herkesin evinde olan elma, meyve. Evet. Umarım olmuştur. Eşit dağıtabilmişimdir. Artık bilemiyorum. Şöyle. Dediğim gibi biraz sulu bıraktım. Keki de ıslatsın istediğim için kuru olmasın. Kek zaten efsane oluyor değerli kardeşlerim. Yumuşacık. Evet. Bu böyle gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım. Aslında dökebilirim. Soğumuş. Evet güzel kardeşlerim. Sizleri baş köşeme koydum. Şimdi ne yapıyorum? Bu karışımı elde tutmak zor oluyor. Hem bunu hazırla koy olmayacaktı. Sizi baş köşeye koydum. Şimdi bunu güzelce orantılı bir şekilde döküyorum değerli kardeşlerim. Evet. Bismillah dedik. Koyulduk bakalım. Yiyenlere de afiyet şifa olsun güzel kardeşlerim. Şöyle kekimizin harcını görüyorsunuz. İpek gibi. 2 su bardağı tam denk geliyor değerli kardeşlerim. Bu arada ezanı Muhammediye okunuyor. Allah'ım ezanlarımızı susturmasın. Bayrağımız inmesin değerli kardeşlerim. Kötülere Cenab-ı Hak fırsat vermesin. Arada gıcık yapıyor böyle. Neden oluyor bilmiyorum değerli kardeşlerim. Üşütüyoruz mudur? Tekrar hasta olmak istemiyorum da. Allah muhafaza eylesin. Allah kimseye de yaşatmasın. Gıcık yaptı. Şöyle kekle birlikte pişireceğiz bu güzellikleri. Çok da konuşmak istemiyorum. Ezan-ı Muhammediye okunuyor. Şöyle kaba taslak göstereyim istiyorum. Evet.
Bu soğuyacak falan anca olacak. O zaman gitsin fırına değerli kardeşim. Şöyle 3 kere de vuralım, ondan sonra gönderelim fırına doğru bakalım. Hadi bismillah diyelim, yollansın bakalım. Evet güzel kardeşlerim, 180 dereceye verdim. Şimdi bunun pişmesini bekliyorum. O zaman ben de şöyle bir yorgunluk kahvesi içeyim. Daha sonra görüşelim bakalım. Piştikten sonra görüşelim değerli kardeşlerim. Evet güzel kardeşlerim, şöyle kekim pişti. Şöyle bir kontrol edelim bakalım bıçak ucuyla çiğ var mı, kalmış mı? Hayır, harika pişmiş. Evet, şimdi fırınımızı kapatalım. Bunu da çıkartalım bakalım. Evet değerli kardeşlerim, şimdi kekimizi çevirmek için şöyle bir yağlı kağıt daha aldık. Şöyle bunun ucu yırtıldı. İlk önce şunu çıkartayım tepsiden de. Çok sıcak bu arada. İnşallah yırtmadan çekelim. Oh maşallah çekildi bile. Bunu tekrar fırın içerisine koyalım. Evet şimdi kardeşlerim, güzel kardeşlerim benim. Şöyle yağlı kağıdımızı koyalım. Of çok da sıcak. Şimdi bunu ters yüz yapacağız değerli kardeşlerim. Ama nasıl çevireceğiz? Evet değerli kardeşlerim, şöyle göstereyim. Deneyin derim ya, deneyin derim yani, o kadar güzel ki. Şöyle bunu atalım. Aslında silsek olacak, o kullanılır da. Şimdi şunu da şöyle, çok sıcak. Spatula biraz soğusa mı? Çok da sıcak. Elim de yanıyor. Şöyle spatulayı bir alalım bakalım. Spatulayla çevirmeye çalışalım. Evet, sıkıca. Şöyle güzel kardeşlerim. Şurasını çeviremedim. Kırıldı. Sağlık olsun. Hiç önemli değil. Evet. Umarım sıkı salmışımdır. Evet güzel kardeşlerim. Bu seferkini çok böyle sıkı saramadım. Aslında çok sıkı sarsaydım muhteşem bir görüntü oluyor. Tabii ki içini bilmiyorum ama yani gerçekten çok güzel oldu. Şimdi bu soğuduktan sonra pudra şekeriyle servis edeceğim. Ama iyi de niye bir soğusun bakalım. Şurasını birden attırdığım için kırıldı, çatladı değerli kardeşlerim. Ama olsun, sağlık olsun. Çevirmede biraz sorun yaşıyoruz. Başka da bir sorun yok çok şükür. Pudra şekerini de serptikten sonraki halinde göstereceğim size güzel kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim. Elmalı kekim fırından çıktı. Hep birlikte çıkartmıştık zaten. Şöyle soğuttum. Üzerine pudra şekerini serptim. Şimdi güzel de bir kahve içtim kendim. Şuradan da biraz kestim. Nasıl olmuş diye baktım. Gerçekten 10 numara olmuş. Şöyle biraz sarmada sorun yaşadım. Ama yanlış sardım. Unuttuğum için. Gerçekten sıkı sararsanız 10 numara 5 yıldız oluyor. Şöyle görüntüsü de böyle değerli kardeşlerim. Çünkü akşama çekim yapamam, çünkü misafirlerim gelecek dediğim gibi. Şöyle şu tarafını da göstereyim size, bakın. Evet, o zaman yiyenlere afiyet, şifa olsun güzel kardeşlerim.